Evet, herkese merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar, bugün arkadaşımız Emrah'la beraberiz. Emrah'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim abi, yemeğim, sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün böyle bir Central Park yürüyüşü yaparken Emrah'la karşılaştık. Sağ olsun Emrah ve Roket bize bir tur vermek istediler. Hem biraz muhabbet edelim dedik. Evet. Ondan sonra... Emrah, biraz anlatır mısın bize? Yani istersen biraz kısaca kendinden bahset. Ondan sonra hem biraz anlatırsan bize, hem Amerika serüvenini. Anlatayım abicim, ben 11 yıldır buradayım. Hı-hı. 10 yıldır Python kullanıyorum Central Park'ta. Hı-hı. Öğrenci olarak geldik. Bu işi yapmaya başladık. Okulumuzu okuduk, üniversitemizi okuduk. Sonra bu işte kaldık. Master yapıyoruz bu işte. Çok güzel. Hayatta ticari öyle master yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Central Park, Manhattan'ın bence en güzel yeri. Kesinlikle. İnsanların rahat edebileceği. Öyle. Çok güzel, harika. Peki, haftada kaç gün çalışıyorsun Emrah? 5 gün abi, 6 gün bazen. Hı-hı. Değişiyor. Peki nasıl oluyor mesela? Günde 8 saat. 8 saat, okey. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Akşam başka bir insan, başka şoförler var, onlar çalışıyorlar. Central Park'ta kaç tane böyle şey var, alt şey var? 68 tane Python var abi Central Park'ta. Farklı Türkler var, İtalyanlar var, Amerikalılar, İrlandalılar. Çok turistik oluyor değil mi genelde? Turistik abi. İşte hem uluslararası hem Amerikalı turistlerin geldiği bölge değil mi? 40 milyondan fazla kişi geliyor şu Central Park'a yılda. 40 milyon. 40 milyondan fazla. Çok ciddi bir rakam. Evet. Tamam. Python'da Central Park'ın yani ana teması gibi bir şey abi. Central Park'a gelen bütün turistler Python turu alıyorlar. Hı hı. Gelmeden önce listelerine ekliyorlar Python turlarını. Yapacağız diye. Ya da New York'a geldiğimde yapacaklarım diye. Evet. Tamam, çok güzel. Öyle, buradaki Python işi Türkiye'deki gibi değil abi. Hı hı. Türkiye'de yani atlara bakım olduğunu sanmıyorum. Buradaki atları görüyorsunuz. Çok çok bakımlı. Bakımları çok... Gerçi raket şımarık bile, durmadan seni ısırmaya çalışıyordu filan. Ya maşallah, oyun oynuyor yapıyor yani. Yapıyor bazen öyle. Bakımlar önemli tabii. Bakımlar önemli abi. Tabii. Bir de belediyenin koyduğu kurallar var yani. Haftada bir gün, iki gün off veriyoruz atlara. Yılda 5 haftayla 3 ay arası tatile göndermek zorundayız. Öyle mi? Tabii. Çok güzel. Kışları mesela 18-20 Fahrenheit'ta, yazları 88-90 Fahrenheit'ta çalışmıyoruz atlar için. Öyle. Çok güzel. Yani koşullarına dikkat ediliyor. Evet. Tabii o da çok önemli çünkü. Sonuçta onlar da bir can. Değerliler. Veteriner geliyor her hafta. Health Department'ı kontrol ediyor atları sürekli. Süper. Sürekli kontrol altındalar yani. Çok güzel. Peki şeyi nasıl yapıyorsunuz Emrah, merak ediyorum. Şimdi Manhattan'dayız tabii. Biz burası yani büyük bir şehir. Evet abi. Peki atlar nerede dinleniyor ya da nerede garajları, nasıl oluyor, atlar nerede tutuluyor? West Side tarafında 3 tane büyük ahırımız var abi. Tamam. Bütün atlar orada kalıyorlar. Buradan yani Central Park'tan bir 10-15 dakika uzakta. Öyle mi? Tamam, çok güzel. Orada kalıyorlar. Yerleri geniş. Hı-hı. Yani yatabiliyorlar, rahatla dönebiliyorlar yerlerinde. Çok rahatlar yani. Harika. Çok güzel o. Bir bakım içerisinde. Ahırlarda çalışanlar var. Sürekli bakıyorlar, yıkıyorlar hayvanları. Süper. Her 5 haftada bir yeni nal takılıyor atlara. Hı hı hı. Çok güzel, harika. Yani çok ilginç çünkü herkes çok şaşırıyor biliyorsun. Manhattan'a geldiği zaman turistler özellikle, evet, dikkatimi çekiyor. Bizim vekillerden de onu duyuyorum. Şaşırıyorlar. Aa diyorlar, Manhattan'ın göbeğinde falcon gördüm diyorlar. Bu nasıl iştir diyorlar. Nasıl mümkün falan şaşırıyorlar. Oysa tabii burada kurallar biliyorsun çok düzenli koyulduğu için bu tip durumlar zaten kurallara ve izin verilen kanunlara göre yapılıyor. Yani o açıdan çok güzel bir noktada. Ve şaşırıyorlar tabii. O yüzden güzel oldu senin de böyle bize bir ufak tur verip hem biraz da anlatmış olman. Manhattan'daki Python turlarını bence harika oldu diye düşünüyorum. Herhalde müşteri ilgileniyor olabilir. Guys, do you need a ride? Do you need a ride? Yeah. Her zaman kovalıyoruz, durmak yok. O yüzden durmak yok. Aynen, aynen. Bugün Emrah dedik, müşteri çıkaracağım ben buradan sana. Ondan sonra şey ama tabii bu işin güzel tarafı. Bugün hava da çok güzel. Çok umarım evet. Çok güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi, ben teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşmek dikkat üzere. Et kendine. Ben Roketi de öpüyoruz. Isırmaz inşallah bizi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.
Roket. Hadi su iç biraz. Hadi. Oh. Hey. Oh. So, Roket, that's not nice, Roket. That's not nice. Hi guys, how are you? Great, how are you? Good, you guys got a beautiful, beautiful horses. Thank you.